Evet TV264 izleyenleri, yanımızda şu an Ferit Erişçi var. Günün en çok çalışan isimleri arasında olarak nitelendirebiliriz. Aslında pozisyon da o hazırladı. Evet, nasıl bir maç, değerlendirmeni alalım? Tabii ligin ilk maçı. Her zaman zorlu olur ligin ilk maçları. Bugün hava falan da çok sıcaktı. Biz de yeni kurulan bir takımız. Bugün elimizden gelen mücadeleyi verdik ama tabii daha iyi olacak bu. Son dakikada bir puan aldık. Deplasmanda bir puan her zaman iyidir. Liginde ilk maçı olması itibariyle bundan sonra üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah haftaya kazanıp bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Gerçekten çok etkili bir performansım vardı. Defansımız bugün çok iyiydi. Onun üstünde sen ve Burak Bekeroğlu yerinde müdahalelerinizle takımı öne taşıyan isim oldunuz. Bugün ileri gitmekte zorlanmamızdaki sebep birazcık da hava sıcaklığına bağlayabilir miyiz? Hava sıcaklığına da bağlayabiliriz. İşte saha koşullarına da bağlayabiliriz bunu. Dediğim gibi bu üstüne koyarak devam edecek, daha iyi olacak yani kesinlikle. Bir puan almak için son 10 dakika olan mücadele, takım verdiği mücadele de kaydederdi bence. Dediğim gibi bundan sonraki maçlarda pozisyon bulmakta da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ligin ilk maçı olarak nitelendirelim, nazar olsun diyelim, öyle diyelim. Nazar boncuğuyla başladı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili TV264 izleyenleri, Recep Yılmaz geldi şimdi. Öncelikle bir puan nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi alalım. Evet, sezon maçları her zaman zor geçer. İlk maçlar konsantre anlamında. İyi konsantre olduk maça, tecrübeli takımız. Saha da bizi biraz etkiledi. Alışık olmadığımız bir saha, bir zemin. Suni içim. Ona rağmen maça iyi başladık. İyi kompak halinde hep birlikte hareket ettik. Bugün galip de gelebilirdik. Bir duran toptan maalesef üzücü bir şekilde gol yedik. Ve akıbetini bırakmadık maçı. Maç 90 artılarda devam eder her zaman. Sonuçta gol bulduk. 1-1 bitti maç. Bence güzel bir başlangıç. Deplasmanda bir puanı yitir. İyi bir seri yakalayıp birlikte farklı işler yapacağız inşallah. Yolun sonu şampiyonluk diyebilir miyiz? Yolun sonu inşallah şampiyonluk. Bununla elimizden gelen en iyi şekilde mücadele edip Sakaryaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederiz herkese. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Performansın gerçekten bugün çok iyiydi. Bu konuda da bir tebrik hak ettim diyebiliriz. Herkes mücadele etti. Ben de arkadaşlarımla hep birlikte mücadele ettik. Bir takım oyunu bu. Herkes birbiri için savaşırsa bir takım ortaya çıkar. Bunu da zaten ortaya çıkaracağız. Bunu da herkes görecek zamanla. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet TV264 izleyenleri, şu an Erkan Sezgin geldi Sakaryaspor yönetiminden. Onun da görüşlerini alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz Erkan Bey? Ya tabii yeni bir takımız olduğu bir gerçek. Yavaş yavaş daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. İlk maç her zaman zordur. Çok sıcak bir havada oynandı. Artı suni içimde oynadık. Bunun verdiği tabii acemilikler de var. Ama yine de ilk maç olmasına rağmen bir puanla, son dakika golüyle bir puanla buradan ayrılmak bizim için sevindirici. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka takım daha iyi mücadele edip daha iyi oyun ortaya koyacak. Biz bu konuda çok inançlıyız. Takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Her şekilde biz bu ligi force edeceğimizi düşünüyoruz. Bugün dediğim gibi çocuklar bu nasıl söyleyeyim, pozisyona göre elinden geldiği kadar mücadele ettiler ama daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Evet, gerçekten sıcak bir hava vardı burada. Suni içim. Sezonun ilk maçı, evet. Daha form tutulmadı. Evet. Ama gerçekten performansıyla göz dolduran oyuncularımız vardı. Ama ileride sanki pozisyona girmekte zorlandık. Ya tabii daha yeni. Yani birbirlerini yeni tanıyor futbolcular. Hazırlık döneminden çıktık. Bu bir tabii ciddi bir lig maçıydı. İlk maçımızdı. Dolayısıyla yani umutsuz olmamak lazım. Karamsarlığa kapılmamak lazım. Hep söylüyoruz. Bu iyi bir takım. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla zamanla istediğimiz seviyeye geleceğini biz eminiz. Yani o dediğiniz gol kısırlığında mutlaka önümüzdeki günlerde, önümüzdeki maçlarda gidereceğiz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Evet TV264 izleyenleri, Erkan Sezgin'in yorumlarını aldık. Hatta hiç yayını kesmeden Gökhan Alparslan Yıldız ve Tamer Batuboylu da buradalar. Şu an Gökhan Bey yanımda. Evet Gökhan Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya takımı şimdi ön yargılı olmak istemiyorum ama şimdi ilk haftalar. Şansı da hak ediyorlar, sabırı da hak ediyorlar. Ama defansımız çok iyi. Yani şu günkü maça göre konuşursak kalecimiz defansımızı Allah nazar değdirmesin. Biraz orta sahamızın biraz dirençli, mücadeleci olması lazım ki forvete pas gelsin.
Sanki biraz ikinci yarı Umut girdikten sonra pas alışverişi biraz toparladı. Bir 20 dakika sadece baskı yedik. Orta sahada bir baskı yapamadık. Keçiören çok üstümüze geldi yani. Evet, golü yediğimiz anlarda Keçiören'in bir 10-15 dakikalık bir baskısı söz konusuydu. Orada hoca müdahale yapmakta geç kaldı diyebilir miyiz? Allah korusun, orada ikinci bir golü yemiş olsaydık şu an daha başka şeyler konuşuyor olacaktık. Evet, bu arada Tamer Bey de geldiler. Bu arada diğer görüşlerinizler, mesela defans konusunda nasıldı takım? Defansımız çok iyi. Burak olsun, Berkay olsun, Recep olsun, Ferit olsun, kalecimiz olsun. Ya aslında kişiselleştirmek istemiyorum. İlk hafta takıma da sahip çıkmak lazım. Yeni yönetim, yeni takım. Ya şansı da hak ediyorlar. Sabırı da hak ediyorlar dediğim gibi. Ama bence orta sahanın biraz mücadeleci olması lazım. Ahmet Hoca şey diyor, bu takım birincilikte kafaya oynar diyor. Ya bizim aklımızla oynuyor. Biz bu şehirde futbolu bilen insanlarız. Şehrimiz de biliyor. Ha, takımımız mücadeleci. İstekli. Topçularımız iyi. Ama daha ileriye götürebilmemiz için gol atmamız lazım. Gol atabilmemiz için de orta sahamızın bizim kesinlikle koşması lazım, mücadele etmesi lazım. Bizim sıkıntımız orta sahada gibi geliyor ki İlyas'a da pas gitmiyor şimdi. Adamın da yapabileceği fazla bir şey yok. Bir kafa topu geldi, vurdu. Ama anca bu kadar ama şu şartlarda yani. Evet, Tamer Bey yanımızda, Tamer Batuboylu. Siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir maç gözlemlediniz? Görüşlerinizi alalım. Yani ilk hafta olması sebebiyle şimdi doğrusu çok öyle aşırı bir İyi bir maç, iyi bir karşılaşma, iyi bir takım beklemiyorduk. Takımın en nihayetinde ilk hafta stresi, heyecanı, sahanın şartları, hava şartları hepsini göz önüne bulundurursak çok futbol oynamaya elverişli bir saat ve gün değildi. Ben takımın oturacağı inancındayım. İlk haftadan bir acımasızca bir eleştiri yapmak istemiyorum. Çünkü orta sahada Alparslan Bey'in de söylediği gibi biraz daha topla buluşur, ön tarafa gitme şansını yakalarsak golle daha rahat buluşacağımızı tahmin ediyorum. Nihayetinde son dakikada gelen bir gol var. Yenemiyorsan yenilme. O yönden de tabii ki de mutluyuz, en azından bir puana dönüyoruz ilk hafta için. Buradan mağlup ayrılmak, mağlup Alapazan'a dönmek takımın silahiyat açısından, moral açısından kötü olacaktı. Son 5 dakika golü bulmak için saldırdık. Dolayısıyla şu çıkıyor ki ortaya, takım isterse, savaşırsa golü bulacaktır. Golü de yediğimiz dakikalarda bir 10 dakika geri çekildik. Gol geliyorum dedi. Bunlar da işte hocamızı tabii ki de görecektir. İleriki haftalarda takımı biraz daha bu anlamda bilgilendirecektir. Ben umutluyum. İleriki haftalar için takımın oturacağı inancındayım işin doğrusu. Peki şöyle bir soru sorayım. Golü yemeden önce Alparslan Bey ile konuştuk aslında. Gerçekten golü yiyeceğimizin habercisi vardı. Geliyorum. 15 dakika sürekli pozisyon yediğimiz anlar vardı. Ahmet Hoca orada acaba hamle yapmakta geç mi kaldı, yoksa çünkü şöyle bir durum vardı. Serkan Odabaşoğlu girecekti. 81. dakikada kenarda beklerken golü yedikten sonra Berk İsmail Ünsal girdi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında orada hamle yapacaktı dediğiniz gibi. Orta sahayı güçlendirecekti. Orta sahayı güçlendirip rakibin gelmesini engelleyecekti. Yani buradan gözlemlediğimiz kadarıyla da Ahmet Hoca aslında bağırmalarıyla takımın ileri çıkması açısından hep müdahale etti. Ama gol gelince ister istemez tekrar bir gol bulmamız için ikinci forveti sahaya sürdü. Ve istediğimiz de oldu yani, en nihayetinde golü yakaladık. Ben umutluyum, tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani önümüzdeki haftalar için takımın oturacağı inancındayım yani. Yani umarım öyle olur. Evet, TV264 izleyenleri, yanımda çok değerli TV264 yorumcuları Tamer Batuboylu ve Alparslan Yıldız vardı. Hatırlatmakta fayda var. Kendileri her pazartesi günü açık tribünde. Aynen. Siz hatta söyleyin. Neler olacak, programımızın formatı nedir Gökhan Bey? Allah izin verirse Tamer Bey'le birlikte, müdürümüz Aziz Bey, Aziz Güvener'le birlikte moderatörlüğümüzü yapacak. Nasıl yapacağız? İşte Sakarya'mızda ilkler olacak. Nasıl olacak? Evden WhatsApp'la, fotoğraflarla, eşleriyle, çocuklarıyla, insanlarımız, arkadaşlarımız, Sakarya'yı sevenler katılacak. Sadece aslında Sakarya Spor değil, Sakarya'yı Türkiye'de temsil eden insanlarımızı, kardeşlerimizi de çıkaracağız oraya. Bir spor programı mı olacak yani? Ya çoğunluğu Sakarya Spor üzerine kurulu olacak. İşte konuklarımız olacak. Örnek diyorum, Zeki Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu olabilir. İşte milletvekillerimiz olabilir, iş adamlarımız olabilir. Yani Sakarya Spor'a faydasını dokunabilecek, faydası olan, Sakarya Spor'u bir adım ileriye taşıyabileceğine inandığımız herkesi orada konuk edeceğiz. İnşallah güzel olacak, keyifli olacak.
eski açık. Tamer Bey diyorum. Tamer benim eski dostumdur. Çok eskiden beri tribünlerde büyüdük. İnşallah buradaki birikimlerimizi, sokaklardaki hakimiyetimizi, insanların içindeki sevgimizi, saygımızı inşallah doğru şekilde, kimseyi kırmadan, incitmeden Sakarya'mızın ve Sakarya sporumuzun faydasını olacak şekilde güzel bir program yapacağız. Eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Bilet vereceğiz. Programda bilet dağıtacağız. Kurayla forma vereceğiz. İmzalı formalarımız olacak. Güzel bir program bizi bekliyor inşallah. İnşallah. Eski açıkta. Pazartesi günü. Eski açık. Biz onu açık tribün yaptık. Açık tribün mü? Açık tribün. Her şey açık. Her şey açık olsun. Bu arkadaşlığı da orada güzel bir şekilde seyirciye aktarmanız dileğiyle. Evet, TV264 izleyenleri, Ankara'da, başkentte Sakaryaspor'un ligdeki ilk maçını sizler için takip ettik. Tekrardan diğer maçlarını, iç ve dış saha maçlarını sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Başka bir günde, başka bir maç gününde, başka bir spor gününde sizlerle tekrardan görüşme dileğiyle esen kalın.